Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizlerle buluştum, daha iyi oldum. Evet arkadaşlar, bugün asit bazdan bahsedeceğiz. Yalnız burada hani tanıtım dersi olduğu için sadece asit bazlardan bahsedeceğiz. Tuzları almadım arkadaşlar. Hani daha çok asit bazlardan geliyor diye tuzları başka zaman. Evet. İsterseniz başlayalım arkadaşlar, fazla vaktimiz gitmesin. Şimdi asit baz olayları, evet hepimiz biliyoruz arkadaşlar asitlerin özellikleri, bazların özellikleri. Yine bunları söyleyeceğiz arkadaşlar ama size en çok değinmek istediğim olay şu, asit baz tepkimeleri, işte asitle bir metal tepkime girince ne oluşuyor, ne oluşmuyor. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Bunları söyleyeceğiz. Birkaç sorularımız var arkadaşlar. Sorularımıza bakarız. İlk olarak arkadaşlar asitlerin özellikleri. Günlük hayatta karşılaştığımız maddelerden bir kısmı asittir diyoruz. Asitlerde bazılar da günlük hayatımızda karşımıza çıkıyor. Mesela arkadaşlar demişiz ki sirkenin yapısında asetik asit, limon suyunda sitrik asit, gazoz gibi içeceklerde de karbonik asit, turunçgillerde askorbik asit bulunmaktadır. Suda çözündüklerinde ortama H iyonu verirler arkadaşlar. Hemen bakalım H2SO4 dediğimiz nedir? Hasan 2 Salak Osman 4 yani sülfürik asittir arkadaşlar. Bu çözündüğü zaman arkadaşlar suda iyonlarına ayrışacak. H ve SO4 şeklinde iyonlarına ayrışır diyoruz. HNO3 vardır arkadaşlar. Bu da nitrik asittir. Bu da suda çözündüğü zaman H ve NO3 şeklinde iyonlarına ayrılır. Ortamda H iyonu var. O zaman bu bileşiğimiz asittir yorumunu yapabiliriz. Evet, önemli bir notumuz var arkadaşlar. Yapısında hidrojen atom bulunan her madde asit özelliği göstermez. Mesela CH4 hidrojen vardır ama asit değildir. Bu metan gazıdır arkadaşlar. NH3'te hidrojen vardır ama yine asit değil. Bu NH3 dediğimizde amonyak yani bazdır. Birazdan geleceğiz. Yine C2H5OH var. Bunun içerisinde de hidrojen var ama bu da arkadaşlar asit değil. Bu da alkoldür. Etil alkol. C6H12O6 burada da hidrojen vardır ama yine bu da asit değildir arkadaşlar. Bu da şekerdir. Evet, bu da önemli notlarımızdan bir tanesiydi. Arkadaşlar özellikleri şöyle, suda iyonlarına ayrışarak çözünürler. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Asitlerin tatları ekşidir. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar. Nedir arkadaşlar? Asitler anne, bazlar baba. Anne kızartır, baba morartır şeklinde. Asitler aktif metallerle reaksiyona girerek H2 gazını oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar böyle bizim kalıplarımız vardır. Hani Türkçe'de vardır ya işte özne artı işte ek alıyor. Daha sonra kalıplaşmış oluyor. Kimyada da bu şekilde yani tepkimelerde diyeceğiz ki aktif metal asitle tepkimeye girdiği zaman tuz ve H2 gazı oluşturuyor arkadaşlar. Burada aktif metal dediğimiz arkadaşlar aktif metaller genelde 1A ve 2A grubudur. Şimdi şöyle aktif metal dediğimiz elektron verme eğilimi hidrojenden büyük olan metallere aktif metal diyoruz. Onlar da 1A grubu, 2A grubu şeklindedir. Magnezyum var 2A'daki bulunan magnezyum metali kuvvetli asitle tepkimeye girmiş yani HCl ile magnezyum klorür ve H2 gazını oluşturmuş. Asitler bazlarla nötrleşerek tuz ve su oluşturur arkadaşlar. Sodyum hidroksit burada kuvvetli bazımız var ve
kuvvetli asitimiz var arkadaşlar. Buradan bir tuz oluşur, bir de su oluşur. Diyeceğiz ki arkadaşlar, ikisi de kuvvetli olduğu için oluşacak tuzumuz nötrdür. Bir asidin kuvveti suda iyonlaşma yüzdesiyle doğru orantılıdır. Kuvvetli asitler suda %100 iyonlaşırken zayıf asitlerin iyonlaşma yüzdeleri düşüktür diyoruz arkadaşlar. Hidrojen iyodür, hidrojen klorür, sülfürik asit var, nitrik asit, hidrojen klorat gibi asitler kuvvetli asitlerdir. H2CO3 yani sodyum karbonat, hidrojen karbonat. Bu da bir karbonat şeklinde okunur arkadaşlar. HF yani hidrojen florür, hidrojen klorür, asetik asit, bunlar da zayıf asitlere örnektir. Evet, günlük hayatımızda pek çok asitle karşılaşıyoruz dedik arkadaşlar. Bunlardan HNO3 var, nitrik asittir. HCl tuz ruhu, hidroklorik asit. HF var, hidroflorik asittir. En zayıf asitimiz. H2SO4 yine sülfürik asitimiz var. Zat yağıdır. H2CO3 karbonik asittir. HCOOH yani formik asit, karınca asididir. Asetik asit var. Diğer adı sirke. Sirke ruhu. Hipoklorit vardır arkadaşlar. Yine klorit asit var. Klorat asit var. Daha sonra perklorat asitimiz var. Bir de arkadaşlar fosforik asitimiz vardır. Evet, bu da arkadaşlar günlük hayatımızda karşımıza çıkan asitlerdir. Pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Evet, burayı da geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bazılara bakalım. Günlük hayatta kullanılan bir takım maddeler bazik özelliktedir. Bakacak olursak arkadaşlar, diş macunu bazik özellikte, sabun, çamaşır sodası, kostik yani sodyum hidroksit, kireç suyu, kalsiyum hidroksit. Daha sonra arkadaşlar bunlar hani günlük hayatımızda karşımıza çıkan bazlardır. Bazlar suda çözündüklerinde ortama OH iyonu verirler. Sodyum hidroksit iyonlarına ayrıştı. Sodyum ve OH şeklinde. Susuz baz diye geçer arkadaşlar. Susuz NH3'ün suda iyonlaşma denklemi. Arkadaşlar bu önemli. Burada hani H2O yok, işte hidrojen ayrılması gibi bir şey yapmıyoruz. NH3 suyla tepkimesinden NH4 ve OH oluşuyor arkadaşlar. Bu tepkimeye çok çok dikkat edelim. Arkadaşlar buraya kadar bir sıkıntı var mı? Sormak istediğiniz? Sorunuz varsa her türlü arkadaşlar sorunuzu da alabilirim. Bazılarının özellikleri tamamdır. Bazılarının özelliklerine gelelim. Bazılar suda iyonlaşarak çözünürler. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Asitler de sulu çözeltisi elektrik akımını iletiyordu. Bazılarının da sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyor. Bazılarının tadı acıdır. Turnusol kağıdını maviye çevirir. Az önce söylemiştik, anne kızartır, baba morartır şeklinde. Bazı çözeltileri ele kayganlık hissi verir. Yine sabundan da aklımıza gelsin arkadaşlar. Evet, bazılar yine bazılarımız var günlük hayatımızda karşımıza çıkan. Mesela arkadaşlar potasyum hidroksit, sodyum hidroksit, sut kostik. Daha sonra arkadaşlar NH3 dedik, susuz baz olan amonyak vardır. Daha sonra arkadaşlar kalsiyum hidroksit, magnezyum hidroksit, alüminyum hidroksit gibi bazılarımız vardır. Evet.
Devam ediyorum arkadaşlar. Bir asit suda çözününce ortama verdiği H sayısına asitin değeri. Bir bazın suda çözününce ortama verdiği OH sayısına ya da ortamdan aldığı H sayısına bazın değeri diyoruz. Buna arkadaşlar tesir değeri de diyoruz. Evet, o da bu şekilde arkadaşlar. Hemen bakalım HCl'e arkadaşlar bunun açılımı nedir? Hidrojen artı klor şeklinde. Baktım hidrojenin katsayısı 1. O halde bunun değerli, asit değerli ya da tesir değerli 1 olacaktır. H2SO4 az önce gösterilmiştik. Bunun ayrılması arkadaşlar H ve SO4 şeklinde olur. Buradaki İki H'ın katsayısı 2 şeklinde olur. He, hidrojenin yani asitin katsayısı 2 olduğu için asitin değerli ya da tesir değerli 2 olacaktır. Bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü iyonlarına ayrışma olayı var. Çünkü bunlarla ilgili bazı sorularda tesir değerli hani hidrojen birazdan göreceğiz mol durumları vardır. Onlara bakacağız arkadaşlar. Yani iyonlar nasıl ayrışıyor bilmemiz gerekiyor. H3PO4'e bakalım. H artı PO4 şeklinde. Bu eksi 3'tür. Bunun katsayısı 3 oldu. O zaman burası 3'tür. Mesela şu asetik asit arkadaşlar. Aman aman buna dikkat edelim. Asetat ve H şeklinde ayrışır arkadaşlar. O da bu şekilde. Tesir değeri yine 1'dir. Formik asit var. Bu da arkadaşlar HCO artı H şeklinde. Tesir değeri yine 1 olacaktır. Bazlara gelelim şimdi. Aynı şekilde arkadaşlar sodyum hidroksitin tesir değeri 1. Sodyum artı OH şeklinde açtım. Kalsiyum hidroksite bakalım. Bu da kalsiyum artı 2 OH dedik. Buradaki OH'dan 2 tane olduğu için kas sayısı 2 oldu. Alüminyum hidroksite gelelim şimdi. Alüminyum artı 3 değerlikli OH eksi. Bir de 3 var. Bu sefer tesir değerlik 3 oldu arkadaşlar. NH3 az önce söylemiştik. H2O NH4 artı OH şeklinde oluyordu. CH3 NH2 var. Bu da arkadaşlar şuradan bu da bir bazdır. Bunun arkadaşlar H2O ile tepkimesinden yine OH bunun katsayısı da 1 olduğu için 1 olur. Evet. Tesir değerli ya da asitlik değerli, bazlık değerli bu şekilde arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Hiç konuşmuyoruz. Acaba oluyor mu? Evet, devam edelim arkadaşlar. Burayı da geçiyorum. Hocam nasıl ayrıldığını bilmemiz gerekiyor değil mi? Evet, kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunlar ileride işimize yarayacak arkadaşlar. Önemli. Evet, burayı geçtim. Şimdi bir notumuz var. Asitler ve bazlar indikatör denilen bazı maddelerle tepkimeye girerek renk değişimine neden olur, renk değişimine uğrar diyoruz. Evet, bununla ilgili şöyle bir tablomuz var arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet, burada arkadaşlar turnusol kağıdını biliyoruz. Her zaman duyduk. Asitler de kırmızı, bazı da maviye çeviriyordu. Fenolftalein, metil oranj, metil kırmızısı, alizarin kırmızısı vardır. Bunlar arkadaşlar yapay indikatörlerdir. Doğal indikatörlerimiz de var. Şimdi bazı denemelerde, testlerde karşımıza çıkar arkadaşlar. Görmüşüzdür ya da göreceğiz. Fenolftalein bunun rengi arkadaşlar güzel bir rengi vardır. Böyle açık mor renginde. Asitte de bazda da renk değişimine uğruyor. Nasıl? Asitte renksiz, bazda da pembe. Metil oranj
Asitte turuncu, bazı sarı. Metil kırmızısı var, asitte kırmızı, bazda da sarı rengini alıyor. Alizarin sarısı var, bu da asitli sarı, bazda da kırmızı rengini almakta. Arkadaşlar bu fenolfetalein, metil oranj, metil kırmızısı, bunları eğer soru da bize verirse bunlarla ilgili bize bir bilgi verir. Der ki fenolfetalein asitte renksiz, bazda mavi, işte pardon, bazda pembe renk oluşturuyorsa işte aşağıdakilerden hangisi doğrudur ya da hangisi asittir, bazdır gibi şeklinde sorulur. Ama tabii turnusol kağıdını bilmemiz gerekiyor. Evet, burayı da geçiyorum arkadaşlar. Periyodik cetvelde aynı grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe metal oksitlerin bazlık özellikleri genellikle artarken aynı periyotta soldan sağa gidildikçe azalır. Ametal oksitlerin asitik özelliği ise genellikle aynı periyotta soldan sağa gidildikçe aynı grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe artar diyoruz arkadaşlar. Evet, burada da bir asit baz suratlarımız var, ifadelerimiz. Şimdi arkadaşlar biraz önce ben ne dedim? Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Oksit dedim değil mi? Metal oksit, ametal oksit. Arkadaşlar bununla ilgili şöyle kısa bir not düşelim. Oksijen diyelim. Oksijenin değerlikleri vardır arkadaşlar. Oksijen eksi 2 değerli kalır. Eksi 1, 1 de arkadaşlar oksijen eksi 1 bölü 2 değer alacaktır. Baktığımız zaman oksijen eksi 2 değer alınca oksit olur. Eksi 1 değerli kalınca bunun adına peroksit diyeceğiz. Eksi 1 bölü 2 değerlik alıyorsa bu da arkadaşlar süperoksit şeklindedir. Şimdi dedim ki bu oksitlerin arkadaşlar değerlikleri vardır. Mesela metalle yaptığı bileşikler, ametalle yaptığı bileşikler vardır. Bir saniye. Arkadaşlar diyeceğiz ki oksijen metalle birleşik oluştursun, oksijen ametalle birleşik oluştursun, oksijen bir daha ametalle birleşik oluştursun. Şimdi burada asitlik ve bazlık olayını yapacağız arkadaşlar. Oksijen metalle birleşik oluşturduğu zaman bazik özelliktedir. Oksijen ametalle birleşik oluşturduğu zaman asidik, bir daha ametalle birleşik oluşturuyor. Bu sefer nötr özellikte. Şimdi arkadaşlar bunlar nasıl oluşuyor? Buna bir bakalım. Mesela oksijen metalle birleşik oluşturdu. Burada arkadaşlar nasıl yaparız? Bir fikri olan var mı? Yani neden? Ya da örnek vermek isteyen var mı? Peki yok galiba. Hemen verelim örneğimizi. Metalle oksijen bileşik oluştursun dedim. Kalsiyum oksit mesela arkadaşlar. Kalsiyum metaldir, oksijen ametal. Daha sonra devam ediyorum arkadaşlar. Oksijen ametalle bileşik oluştursun. Mesela karbondioksit ya da SO3 ya da NO2. Bunlar arkadaşlar asidik özelliktedir diyoruz. Geldim nötr olayına. Şimdi arkadaşlar diyeceğiz ki oksijen tekrardan ametalle bileşik oluştursun. Mesela karbonmonoksit, azot monoksit, diazot monoksit şeklinde. Şimdi arkadaşlar dikkat etmenizi istiyorum. Bakın ne dedik? Oksijen metalle birleşik oluşturduğunda bazik özellikte. Ametalle birleşik oluştursun. Arkadaşlar iki tane ametalle birleşik oluşturdu. Bunların farkı oksijenden kaynaklanmakta. Nasıl? Oksijen burada
zengindir arkadaşlar, sayıca fazla. Ama nötr olana bakalım, ya ametalle eşit sayıda olacak ya da oksijen sayısı ametalden düşükse, azsa, buna biz nötr diyoruz arkadaşlar. Var mı buradan sorunuz, sormak istediğiniz bir yer, bir şey? Şimdi arkadaşlar, ne dedik? Kalsiyum oksit bazdır, değil mi? Ha, arkadaşlar biz ne dedik az önce? Asitler bazlar. Asitlerde H iyonu var, bazlarda da OH var. Burada yok. Ne yapacağız? İşte burada da metalle ametalle. Aslında var arkadaşlar, var. Nasıl var? En üstte yazayım. Kalsiyum oksitin suyla tepmesine bir bakalım. Kalsiyum oksit suyla tepkimeye girdiği zaman arkadaşlar, kalsiyum hidroksit ve kalsiyum hidroksit oluşur. Buradan da arkadaşlar ısı açığa çıkar. Zaten şöyle bir baktığımızda tepkimemiz denk oldu. Kalsiyum hidroksit nedir arkadaşlar? Bazdır, değil mi? Buradan artık OH'ı görebiliriz. Arkadaşlar aslında nedir? Bunların suyla tepkimesinden asit baz yorumunu yapabiliriz. Aynı şekilde karbondioksit suyla tepkimesinden asit olduğu anlamına gelir. Ya da SO3 arkadaşlar suyla tepkimesinden işte asittir, bazdır şeklinde yorum yapabiliyoruz. Mesela karbonmonoksit arkadaşlar, buna da diyeceğiz ki karbonmonoksit, azot monoksit bunlar da nötrdür. Yani bunların suyla tepkimesi olmaz arkadaşlar. Hani nötr olduğu için. Evet. Buradan sorusu olan var mı? Aklınıza takılan bir yer, sormak istediğiniz. Mesela arkadaşlar anlaşıldı, tamam. Tamamdır. Hadi bakalım. O zaman devam edeyim. Burayı geçeyim. Tamam, sorunuz yoksa. Evet, geldim arkadaşlar metallere. Şimdi biz periyodik tabloyu anlatırken metalleri ayırıyoruz. Orada birçok metal vardır. Tabii ki de örnek yapacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Sorularımız var. Metalleri ayırıyoruz arkadaşlar. Aktif metal, amfoter metal, yarı soy metal ve soy metaller şeklinde. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Bunlar kesinlikle önemli. Aktif metal dediğimiz, bakın, asitlerle tepkime vererek H2 gazı açığa çıkıyor. Ne dedik? 1A ve 2A. Sodyum, potasyum 1A'da, kalsiyum, magnezyum 2A'da. Bunlardan arkadaşlar asitle tepkime girdiği zaman H2 iyonu var. H2 gazı vardır arkadaşlar. Açığa çıkarır. Amfoter metal dediğimiz çinko, alüminyum, kalay, kurşun, krom, berilyum. Bunlarla ilgili kodlamalarımız var arkadaşlar. Farklı kodlama yapanlar vardır. İşte benden al sana pembe zincir şeklinde gibi. Bu amfoter metalde arkadaşlar asitlerle ve kuvvetli bazlarla. Bu arkadaşlar ikircikli davranıyor. Hem ona hem ona. Nasıl? İkizler burcu gibi arkadaşlar. Asitlerle ve kuvvetli bazlarla tepkimeye girer. Hem asitle hem de kuvvetli bazlarla. Tepkimeye girer, H2 gazı açığa çıkar arkadaşlar. Yarı soy metal, şurayı arkadaşlar şöyle alalım. Soy metaller vardır. Biz soy metalleri iki kısımda inceliyoruz. Yarı soy ve tam soy. Hatta arkadaşlar bunun da bir kodlaması vardır. Hatırlayan varsa vardır elbet. Cumhur haksızca işte avucuna patlattı şeklinde.
Cumhur haksızca gümüşün avucunu patlattı şeklinde koklamalarımız var. Yani yarı soy metaller bakır, gümüş ve cıva. Yarı şey tam soy olanlar da arkadaşlar soy metallerimizde platinle altın. Şu tam soy diye geçer arkadaşlar. Tam soy ve yarı soy şeklinde. Yarı soylar oksijenci zengin asitlerle tepkimeyi verir. Arkadaşlar bakın yarı soylar öyle bir metaller ki canları isteyince tepkimeye giriyorlar. Canları H2SO4 ve HNO3 de tepkimeye girmek istiyor. Diğer asitler tepkime vermiyor. Yani oksijenli asit olsun diyor. Soy metallerimiz tabii biraz daha farklı. Onlar da şöyle hiçbir asitle tepkime vermezler arkadaşlar. Bunlar ne yapar? Sadece kral suyunu. Orada da arkadaşlar HCl artı HNO3 şeklinde kral suyu oluşturur. Evet. Metallerimiz bu şekilde. Kuvvetli olmasını nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Suda %100 iyonlaşıyorsa kuvvetli, az iyonlaşıyorsa zayıf. Tabii biz birçok asidi, birçok bazı hani kuvvetli mi zayıf mı anlayamayız. Benden size tavsiye arkadaşlar. En kuvvetli bazımız sodyum hidroksit. En zayıf bazımız NH3'tür. En kuvvetli asitimiz HCl. En zayıf asitimiz CH3COOH yani asetik asittir. Bu en kuvvetli asit. Bu da en zayıf asit. Bu da pardon en zayıf şurayı ters yazdım arkadaşlar. Baz. Şu da baz olacak. Şu da zayıf asit olacak. Bunları bilelim arkadaşlar. H2SO4, HNO3 kuvvetli bazdır. Pardon asittir. H2SO4, sülfürik asit, nitrik asit. Bunları bilelim. Zaten dediğim gibi hani arada kalmış olanlar o değerler vardır ya arkadaşlar pH metrede. Onların hani bir kısmını bilmeyebiliriz. O yüzden biz bunları bilelim. Bazıları da tabii ezber gerektiriyor. Evet, geçiyorum burayı. Tepkimelerden bahsedeceğim arkadaşlar şimdi. Hani tepkimeler önemli demiştim. Aktif metaller hocam suda %100 iyonlaştığını söyler değil mi? Kesinlikle. Bilmediğimiz bize asit baz verirse o zaman bu suda %100 iyonlaşıyor ya da iyonlaşmıyor tarzında bilgi verilir. Aynen öyle. Aktif metaller pardon, tepkimeye girdiği zaman tuz ve su oluşturuyor. Şöyleymiş tamam. Evet burası önemli arkadaşlar. Mesela sodyum HCl ile tepkime giderse H2 gazı. Bakın demek istediğim yer şu kısımlar. Yarı soy metal oksijenli asitle tepkimeye girdikten sonra tuz, su ve gaz oluşturur. Oksijenli asitlerimiz iki tane H2SO4, HNO3'tür. Bakır HNO3 ile tepkimesinden bakır nitrat yani tuz, su bir de NO2 gazı oluşturur. Diğeri amfoter metal asit ya da kuvvetli bazı tepkimeye girdiği zaman tuz ve H2. Bakalım alüminyum HF ile tepkimeye girdiği zaman alüminyum florür ve H2 gazı oldu. Bakın asitte kuvvetli ya da zayıf demedim. Bazda dedim değil mi? HF de nedir? Zayıf asittir. Evet, bu tepkimelere de geçiyorum. Bir de şurada arkadaşlar şöyle örneğimiz var. Bir saniye. Sağ üst köşedeki arkadaşlar hidroklorik asit diye yazmışız. Bakın magnezyumla tepkimeye giriyor. Magnezyum katı HCl'de nasıl çözünüyor? Alttaki örneğimizde de arkadaşlar o. Bu da arkadaşlar metalin yine asitle tepkimesi var arkadaşlar.
Evet, gördüğünüz gibi açığa H2 gazı çıkıyor. Alüminyumun H2'leriyle tepmesi arkadaşlar. Alüminyum klorür ve H2. Daha sonra arkadaşlar tuz oluşuyor dedik ya, dipte kalıntı kalacak. Belli bir süre sonra. Şimdi karbonat olayı var arkadaşlar, bunu da söyleyelim. Karbonatlı bileşikler, asit karbonatlı bileşikle tepkimeye girdiği zaman arkadaşlar diyeceğiz ki tuz, su, bir de karbondioksit gazı oluşur. Hemen bakalım, potasyum karbonat var H2'yle tepkimesinden. Potasyum klorür yani tuz, su, bir de gaz oluşuyor arkadaşlar, karbondioksit gazı. Bu da asitle karbonat tepkimeye girdi. Tuz, su ve karbondioksit gazı oluştu. Bu da önemliydi arkadaşlar. Metallerin yanma olayı var arkadaşlar. Sodyumun yanmasından sodyum oksit, magnezyumun yanmasından işte magnezyum oksit şeklinde, demirin yanmasından demir oksit oluşuyor arkadaşlar. Evet. Yine görselimizde de var arkadaşlar metalin yanması. Bu arkadaşlar ucuna tuttuğu kısım metal bir çubuk şeklinde oluyor. Isıyı aldığı zaman hemen yanması gerçekleşiyor arkadaşlar. Bir metal var. Evet. Nötrleşme olayı var arkadaşlar. Yine nötrleşme nedir biliyoruz. Asit ve baz tepkimesinden tuz ve su oluşur. Buna da nötrleşme diyoruz. Yalnız dikkat edelim, nötrleşmede tuz da su da olması gerekiyor. Evet. Bu tepkimemizde de olduğu gibi. Tepkimenin net iyon denklemi vardır. O da arkadaşlar sudur. H ve OH'dan sıvı şeklinde. Buna göre nötrleşme çözeltideki asit karakteriyle baz karakterinin birbirini yok ederek suya dönüşmesidir arkadaşlar. Evet. Kısmına geçiyorum. Şimdi nötrleşme dediğimiz olay arkadaşlar NH NOH'tır. Biraz önce bir soru gelmişti ve denildi ki soruda biz bu bileşiklerin mesela H2SO4'ün nasıl ayrıştığını bilmemiz gerekiyor mu? Gerekiyor. İşte bakın burada N demiş ya. Burada bize lazım o. NH NOH. Yani asit de bazın katsayıları molleri eşitse nötrleşmedir arkadaşlar. Nötrleşme gerçekleşir. Evet, nötrleşme sonucunda bakın eğer NH NOH'dan büyükse o zaman oluşacak tuzumuz asidik. Eğer NOH NH'dan büyükse oluşacak tuzumuz da bazik özelliktedir. Titrasyon olayı var arkadaşlar. İşte hacmi bilinen, dirişimi bilinmeyen. Burada arkadaşlar şöyle kısaca özetleyecek olursak bir asit üzerine baz eklenilmesi, bazı biz yavaş yavaş eklediğimizde işte onun renk değiştirmesi. Bu aslında nedir? Titre olayıdır arkadaşlar. Titre etmekten gelir. Bir olay var orada. Az az damlattık. Renk değiştirdiği ana biz dönüm noktası diyoruz. Mesela arkadaşlar bakın sıfırdan başlamış, azar azar baz ekleniyor, pH 7 oluyor. Daha sonra baza doğru gitmiş arkadaşlar. Evet, nötrleşme anı indikatörle belirlenir. İndikatör dediğimiz o damlattığımız olaydır. Mesela demiştik ya aslında o tablomuz vardı. Doğal indikatörler, yapay indikatörler. Fenolftalein yapay indikatördür. Menekşe renkli demiştim ya, açık mor renginde diye. Asit üzerine azar azar baz eklenmesi ya da baz üzerine azar azar asit ilave edilmesi asit baz titrasyonudur. Titrasyon işlemlerinde büret denilen alet kullanılır arkadaşlar, ölçme aleti. Bürete baz çözeltisi konulur eğer asit varsa ya da baz varsa da asit ekleniyor arkadaşlar. Evet, arkadaşlar.
Titrasyon dediğimiz olay budur. Bakın sağ tarafta şekli var, sol tarafta da renk değiştirme anı. Düzeneğimiz şöyle arkadaşlar, pardon. Erlen var, bu erlenin içerisinde asit ya da baz var. Büretten biz yavaş yavaş asit ekliyoruz. Baz varsa asit, baz var, asit varsa baz ekliyoruz. Şurada arkadaşlar yavaş yavaş demiştik. Onu ayarlanabilen kısım vardır arkadaşlar. O da azar azar ilave etmemizi sağlar. Evet, sağ görselimizde de var. Bakın rengi işte pembe rengindeyken sarı rengine dönüşmüş arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Devam ediyorum. Bir de titrasyon eğrisi vardır arkadaşlar. Evet, pH az önce de vardı. Mesela eğer kapta asit varsa azar azar baz ekleniyor, nötrleşti. Daha sonra da baza doğru gitti arkadaşlar. Evet, sormak istediğiniz, aklınıza takılan bir yer var mı? Arkadaşlar asit baz kısmı bitti. Şimdi birkaç soru bakalım. Ama ondan önce sizi dinlemek istiyorum açıkçası. Tamam. O zaman sorularımıza bakalım. Hemen baktık. Cevap vermek isteyen varsa söyleyin arkadaşlar. Kaç tanesini sulu çözeltti? Mavi turnusol kağıdını mavi turnusolu kırmızıya çevirir diyor. Yani bizden ne istiyor? Asit istiyor. Çok güzel. O zaman cevaplayalım. Hangisi asit, hangisi baz? Ya da varsa nötr. Evet, bakalım arkadaşlar, magnezyum oksit, magnezyum metalde metalle oksijen birleşince bazik özellikte oluyordu. Karbondioksit oksijen ametalle birleşmiş asidik özellikte. Oksijen yine ametalle asidik. Oksijen bazik özellikte güzel. Pardon, oksijen kalsiyumla birleşmiş bazik özellikte. Oksijen ametalle birleşmiş sayıca fazla asidik. Burada da ne var? Oksijen ametalle birleşiyor ama ve lakin nedir? Eşittir değil mi? O zaman bu nötrdür. 4 tane olmadı sanki. 3 tane değil mi? Ben mi yanlış baktım? Magnezyum oksit, kalsiyum oksit. Bunun ikisi baz. Kalsiyum pardon, karbon monoksit nötr dedik. O zaman karbondioksit SO3 ve N2O5 3 tanedir arkadaşlar. Evet, geldim bu soruya arkadaşlar. Seçeneklerdeki formülle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? En uzun formülü gördünüz mü? Şap diye yapıştırın. Evet, bir cevap geldi. Arkadaşlar, çamaşır suyu sodyum klorittir. Zayç yağı dediğimiz H2SO4 yani sülfürik asit. Yemek sodası dediğimiz arkadaşlar sodyum bikarbonattır. Şap da yazmayayım, burada formülü var. Şu formül arkadaşlar Şap'ın formülüdür. O zaman bu gitti. H2SO4 zayç yağıydı. HNO3 neydi? Şunu da yazdık. Çamaşır suyu, yemek sodası da var. Evet, B. Peki sorarım size. B'nin formülü verilmiş. İsmi nedir? Harikasınız. Kezzaptır değil mi? Nitrik asit ya da kezzap şeklinde. Hemen geçtim yeni bir sorumuza. Hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? İşte arkadaşlar sorular bu tarzda geliyor. Testlerde, denemelerde göreceksiniz. Metal, ametal olduğunu nasıl anlıyorduk? Bakalım. Bir önceki soruda sanırım. Metal ve ametal olması 1A grubu mu, 2A grubu mu? Bir de arkadaşlar periyodik tabloda biraz ezberlemeye çalışalım. İşte
Benim size tavsiyem kodlama yapın. İşte bir ağda kim vardı, iki ağda kimler vardı şeklinde. Mesela 7 ayı söyleyeyim. Fatih Celal'in burnunu ısırıp attı. Flor klor. Heh, çok güzel. Ahmet Teller'in kodlaması da geldi bir arkadaşımızdan. Job Hasan, değil mi? Job Hasan Fatih Celal'in burnunu ısırıp attı şeklinde. Yani karbon, oksijen, fosfor, hidrojen şeklinde. Kodlama yaparsak daha iyi aklımıza kalır. Sorumuz hangisi beklenmez? Gümüş HNO3 beklenir arkadaşlar. Çünkü bu kuvvetli asittir. Oksijen de var. Aktif metal asit beklenir. Demir H2SO4 bu da beklenir arkadaşlar. Alüminyum kuvvetli bir vaz. Bu da beklenir ama bu beklenmez değil mi? Bakır dediğimiz yarı soy, HBr dediğimiz asit, oksijensiz asit. Fatih Celal'in burnunu ısırdı. Bunlar da ametal. Kesinlikle ametal. Evet, burada da cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar. Geçtim bu sorumuzu da. Evet, yeni bir soruya geçtik arkadaşlar şimdi. Evet. Birinci kapta hiçbir değişim gözlenmez demiş. İkinci kap aşınırken bakır metali ile tepkime vermez. Üçüncü kap zamanla aşınır. Tabii ki de bir önceki soruya tekrar bakalım arkadaşlar. Burada ne dedik? Gümüş dediğimiz yarı soy metaldi. Oksijenli asitle tepkimeyi verir. Hatta tuz ve H2 gazı oluşur. Sodyum aktif metaldi. Asitle tepkimeyi verir. Buradan da tuzla yine H2 gazı oluşur. Daha sonra arkadaşlar demirle sülfürik asit tepkimeye girer. Tuzla H2 gazı oluşacaktır. Alüminyumla kuvvetli baz. Bu da tuz ve H2 gazı oluşacaktır. Hep de H2 oluşmuş. Ama bu oluşmaz dedik. Çünkü HBr oksijensiz asit. Bakır, gümüş, civa. Bunlar arkadaşlar şuraya yazalım. Bakır, civa, gümüş. Bunlar oksijenli asit yani H2SO4 ve HNO3 ile tepkimeye girer. Evet, bu sorumuzu geçtim. Şimdi yeni bir sorumuz var. Hadi bakalım bu soru için herkesten cevap bekliyorum. Üçüncü kap zamanla aşınır. Platin metali de tepkime vererek H2 oluşur demiş. Hangileri doğrudur? Evet, bir cevap var mı acaba? C şıkkı geldi. Başka cevap vermek isteyen var mı? Peki bakalım. Aslında arkadaşlar burada tepkimeleri soruyor bize. Yani alüminyum HCl ile tepkime verir mi? Evet verir değil mi? Az önce hatta bir görselimiz vardı bununla ilgili. Tuzla H2 gazı açığa çıkıyordu değil mi? D seçeneği geldi. Metal kuvvetli asit. Aynen öyle. Metalle kuvvetli asit. O zaman nedir? Tuzlu H2. Şimdi demiş ki birinci kapta hiçbir değişim gözlenmez. Hiçbir değişim gözlenmemesi için ne olacak? Tepkime falan olmayacak. Ama burada var. Değil mi? H2 gazı oluşuyor. Tuz oluşur buradan. O zaman bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. O zaman biri attık ve C seçeneği gitti. Üzgünüm. İkinci kap aşınırken bakır metali tepkime vermez. Şimdi bu çinko kabımız yani çinko şöyle. Çinko sodyum hidroksit var bir de bakır var. Aşınan metaldir değil mi? Güzel. Tamam. Bakır bazla tepkimeye girmez. Şu ifademiz doğru. Ama kap aşınır mı? Evet arkadaşlar. Çinko sodyum hidroksitle tepkime verir mi?
Vermez mi? Bunu diyor arkadaşlar. Evet verir. Çünkü sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Çinko amfoter metaldir. Ne demiştik? Amfoter metal asitlerle ve kuvvetli bazlarla tepkimeye girer. O zaman aşınma olur. Bakır metal de tepkime vermez. Yani bu ifademiz doğru. Zaten iki kesinlikle doğru olacak. Üçe bakalım şimdi. Üçüncü kap zamanla aşınır. Platin metalde tepkime vererek H2. Hayda, platin metali tepkime verir mi asitle? Platin ve altın neydi? Bunlar tam soy metaldi değil mi? Tepkime vermezler. Aynen öyle. Bunlar ne yapacak? Kral suyu. O da HF ile ve HNO3 ile. Yani ikisi bir olması gerekiyor aslında. Heh, kral suyu. Aynen öyle. O zaman cevabımız B seçeneği oldu. D de olmadı. Üzgünüm. Bak ne demiş? Platin ikinci öncülde kuvvetli baz olsaydı tepkime olurdu değil mi? Zaten burada bazımız kuvvetli. Sodyum hidroksit kuvvetli baz. O yüzden tepkime olur burada. Tuz ve H2 gazı oluşur. Zayıf baz olsaydı tepkime olmazdı. Ne dedik? Amfoter metaller asitle kuvvetli bazla. Evet, cevabımız B seçeneği oldu. Sorular böyle gelir arkadaşlar. Evet. Bir el kaldırma olayı var galiba. Sorumuz mu vardı? Evet arkadaşlar, son sorumuz kaldı. Buna da bakalım bitirelim arkadaşlar. Biraz vaktinizi aldım ama şu soruyu da yapıp öyle bitirmek istiyorum. Çünkü bu soru güzel bir soru. Bakır yarı soy metal. Aynen öyle. Bakır, civa, gümüş. Yazalım. Bakır, civa. Bakır, gümüş, civa. Bunlar yarı soy metal. Platinli altında tam soy metal. Evet, son sorumuz gençler. Haydi. Amfoter metal çinko şurası. Çinko sodyum hidroksitle. Önemli değil. Çinkoya amfoter metal. Amfoter metalleri de söyleyelim isterseniz. Alüminyum vardı değil mi? Alüminyum da amfoter metal. Çinko tamam. Krom vardı, berilyum vardı. Rica ederim. Evet, haydi son sorumuz arkadaşlar. 0,2 mol H2SO4 içeren çözeltiyi tamamen nötrleştirmek için, nötralleştirmek için bize bir ne gerekiyor? Bir madde gerekiyor. Bunun içinde kaç mol oldu? E mi diye bir cevap geldi. Acaba hangisi? Başka cevap vermek isteyen var mı? Peki birlikte bakalım o zaman arkadaşlar. Şimdi H2SO4 bu bileşiğimizi bir iyonlarına ayrıştıralım. O D diye bir cevap geldi. SO4 artı 2H. Şimdi burası 0,2 mol. Katsayılardan gidecek olursak 0,2 burası 0,4 oldu değil mi? O zaman bize bir ne lazım? X diyelim. Bize bir baz lazım değil mi? Nötralleştirmek için. Zaten A seçeneği gitti. Diğerleri baz. A seçeneği asit olduğu için gitti. Bunu eledim. Şimdi ne gerekiyor arkadaşlar? OH olacak ve 0,4 olsun diyor.
O zaman bakıyorum E'den gidelim haydi. Ben buraya açarsam alüminyum artı OH 3OH. Burası 0,1 ise burası 0,3 olur. Bizimkine uyumadı değil mi? O zaman bu ifade gitti. D'ye gelelim şimdi. Kalsiyum hidroksit. Bunu da açıyorum. Şöyle kalsiyum artı 2OH şeklinde. Burası 0,4. Pardon. Kalsiyum hidroksit 0,4. Bakın burası 0,8 oldu. Bu da olmadı. Sodyum hidroksit bu şekilde ayrılır. 0,2'ye 0,2. Bu da olmadı. Beyza'nın da dediği gibi B seçeneği değil mi? Potasyum hidroksit iyonlarını ayrıştırdık. 0,4 o zaman OH'sı 0'dır. Zaten bize 0,4 mol lazım. Yani cevabımız B seçeneği oldu. Evet arkadaşlar, sormak istediğiniz aklınıza takılan bir yer var mıdır? Şunu da gösterelim. Var mı arkadaşlar sorumuz? Yok. Hocam bize YKS kimya adına verecek bir tavsiyeniz var mı? Tabii ki şimdi isterseniz hani son bir konuşma yapalım. O şekilde bitirelim. Şimdi arkadaşlar tavsiyelerim şöyle. Asit baz üzerine konuştuk. Tamamdır. Asit baz üzerine konuştuk. Burada önemli olan hani son soruyu çözdük ya. Bununla ilgili gelmiş çıkmış soru vardır arkadaşlar. Şu şekilde kaplarla ilgili hangisi aşınır aşınmaz, aslında hangisi tepkime verir vermez. Bunlara çok çok dikkat edelim. Asitler ve bazlardan gelebilecek sorular buradan geliyor arkadaşlar. Yine tepkimelere dikkat edelim. Ben buranın çok üzerinde duruyorum arkadaşlar. Size de bahsetmek istedim. Tavsiyem şöyle TYT adına, TYT miydi? YKS süreç adına. Genel olarak konuşayım. Kimyada arkadaşlar TYT biraz daha sözel kısımlar vardır. AYT daha çok sayısal işte işlem üzerine. Yani biraz daha hani ezberden ziyade kodlama yaparak akılda kalıcı bir şekilde hani öğrenirsek daha iyi olur diyorum. Ben de işte kodlama veriyorum her zaman. Mesela formüllerimiz var. Formülleri ezberlemek hani kodlama yaparak gidersek aklımızda daha iyi kalır şeklinde söylüyorum. Yani hocam o tepkime verir vermeyeceği amfoter. Bir soru gelmiş arkadaşlar, sizinle de paylaşayım. Hocam o tepkime verir vermeyeceğini amfoter yarısoy gibi onları bilsek zaten yaparız değil mi? Yani mantığı o. Kesinlikle hani size ne dedim? Tepkime kalıp yargılarımız var. İşte Türkçe'de vardır ya işte özne, nesne, yüklem ya da ek alıyor. Kimyada da böyle arkadaşlar. Nedir? Aktif metal asitle tepkime giriyor, tuz ve H2. Amfoter metaller asitlerle tepkime girer, bir de kuvvetli bazlarda tepkime girer arkadaşlar. Karbonatlar, rica ederim. Karbonatlar arkadaşlar mesela asitle karbonat tepkime girdi, tuz, su ve karbondioksit gazı oluşur. Bir de arkadaşlar şu an hangi yayın çözüyorsunuz, nasıl gidiyorsunuz bilmiyorum ama kaynak konusunda da tavsiyem şöyle. Önce hani seviyenize tabii bağlı kolay bir yayın ya da orta bir kaynaktan gidin. Daha sonra zorlaşmak isterseniz zor kaynakları çözebilirsiniz. Hani ilk çözmeye başladığınızda zor bir kaynaktan değil de kolay ya da ortadan giderseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim başlangıç için öneriniz nedir? Yani arkadaşlar şu an hani yayın olarak vermeyeyim. Üç adım nasıl bilir yayın? Arkadaşlar yayın olarak hani çok fazla burada değinmek istemiyorum. Çünkü kaynaklar birçok vardır arkadaşlar.
Piyasada çok kaynak var. Yani sizin de hani soru görmenizi tabii ki sayısal işlem olduğu için çok soru çözmeniz gerekiyor.